bizler açık bulduk. Komerseliz böyle, ben çok yazamıyorum. Ekranla çalışmıştım ya. Ekran var da ya. Arda da çalışıyordu. Arda diye bir arkadaşım var benim. O da kullanırsa DevOps çıkıyordu. Sonra Lyra böyle bir iş tutuyor işte. Sağlamları oldu. Ben ufak bir giriş yapayım. Tabii, nasıl istersen. Herkese tekrardan merhabalar, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Bugün ürün, pazar uyumu ve stratejik ortaklıklar konusunu özelinde aslında bir araya geldik sizinle. Fatih Bey'i zaten birçoğunuz biliyorsunuz, çok eminim. Ben anlatmayacağım, kendisini zaten, kendisinden bahsetmesini istiyorum. Ama özetle kendisini mobil bankacılık tarafındaki ekosisteme kattığı katkılar olsun. Amerika bölgesindeki birçok bölgede aslında yürütmüş olduğu operasyonlar, Türkiye'ye gelmesi, Comensis'i kurması, ardından da Detroit kurması. Bugün aslında karşınızda harika bir bilgi havuzu var. Eminim sizlerin de bol bol soruları olacaktır. Yaklaşık bir yarım saat kadar aslında Fatih Bey'i dinleyeceğiz. Sonrasında bir saat kadar da sorularınızı Fatih Bey'e yönlendirebilirsiniz. Herkese güzel, keyifli bir akşam diliyorum. Fatih Bey, söz sizin. Teşekkür ederim, sağ olun. Boyun fıtığım var, yani herkes tek tek soruyor. Çok ciddi bir şey değil, ameliyatsız geçecek dediler ama işte böyle fizyoterapi falan oluyor. Bazen çıkartacağım, bazen takacağım. Şimdi biraz ağrısı var, birazdan geçecektir. Merhabalar, benim ismim Fatih İşbecer. Hani siz biliyorsunuzdur dedi ama bizi bilmiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Biz artık sektörün eskilerinden kaldık. Ben ilk İTÜ talebesiyken, İTÜ öğrencisiyken, Fen Edebiyat Fakültesi'nde, Fizik Mühendisliği'nde ikinci sınıfta ilk girişimimi kurdum, 1997'de. İTÜ, tabii çekirdek öyle değil ama İTÜ genel olarak zor bir kurumdur. Mensuplarını, öğrencilerini, bilmiyorum girişimcileri de zorluyor mu? Zorlayan bir kurumdur. İTÜ'de tabii ikinci sınıfta firma kurunca İTÜ bitmiyor. Uzun yıllar sürüyor. Neyse 2004 senesinde, 9. senemde ben Fizik Mühendisi olarak mezun oldum. İlk kurduğumuz girişimde tabii ki İTÜ ile beraber yürütmek zor olduğu için 2000 senesinde onu kapattık. 2000'de Pozitron'u kurduk. Pozitron klasik manada bir B2B yazılım firmasıydı. 2000 senesinde biz bunu kurduğumuzda tabii o zaman bu girişimcilik ekosistemleri, yatırım ekosistemleri, efendim mentörlükler, bu tip böyle bugün girişimcilerin kullandığı araçlar yoktu. Yani Türkiye'de o zaman biz ofis açtık, işte efendim şurada bir ofisimiz var falan diye girişimciliği tarif etmeniz gerekiyordu. 2008-2009 gibi bu işte birinci dotcom bubble'ın 2000'lerde patladı. İkinci kez bu teknoloji işleri makbul hale geldiğinde Türkiye'de de bu iş yaygınlaşmaya başladı ve girişimcilik kelimesi sözlüklere girdi. Yani şu anda aslında siz farkında değilsiniz ama bu 20 senelik geçmişin, 25 senelik geçmişin üzerine bir sürü şey değişti. Yani siz şu anda bir firmaya gidip biz işte girişimciyiz, startup'ız dediğinizde toplantıya git diye başlayıp kendi ürününüzü anlatabiliyorsunuz. Eskiden biz o toplantılara girdiğimizde girişimcilik nedir, biz niye firma kurduk, bunu anlatmak bir yarım saat 40 dakika sürüyordu. Kalan sürede de ürün anlatmaya çalışıyorduk. Zaten genelde randevu da alamıyordunuz, tanıdık bulmanız falan gerekiyordu. Sıkıntılı bir süreçti. Neyse 2008-2009 gibi bu Türkiye'de de artık popülerleşen bir konu haline geldi. İşte çekirdek gibi organizasyonlar, magnet gibi organizasyonlar, teknokentler yaygınlaştı. Çekirdek kuluçka firmaları çıktı, venture capital'lar çıktı, private equity'ler Türkiye'ye gelmeye başladı. Exit'ler yaşanmaya başladı ve Türkiye'de girişimcilik sistemi kendi kendine dönebilir hale geldi. Biz de 2014 senesi gibi Pozitron da tam yurt dışına açılmayı planlarken bizi bir global rakibimiz gelip satın aldı ve 2014 senesinde Türkiye'deki B2B alanındaki herhalde ilk exitlerden birini gerçekleştirdik. B2C'de bizden önce işte gitti gidiyor, eBay'e satılmıştı, başka exitler de vardı. Bizden sonra çok daha büyükler de gerçekleşti. İşte oyun firmalarından Peak Games, Gram Games falan bunlar satıldı ama Enterprise Software yani işte B2B'ye gidenlerde sanıyorum biz ilklerden biriydik. İşte 2014'te Pozitron
İngiliz Monetize'a satıldı. Her satışta olduğu gibi co-founder'lara, bana, kardeşime ve CTO'muza işte 5 sene, 3 sene rekabet edememe şartı koydu. 3 sene onlarla çalışma, 5 sene aynı işi yapmama şartı koydular. Neyse biz 2014'ten 2017'ye kadar Monetize bünyesinde profesyonel olarak gene aslında eski Positron ekibiyle çalışmaya devam ettik. 2017'de süre dolunca 3 sene ben istifa etmeye karar verdim. Monetize de bana bu sefer hadi bizim Amerika operasyonlarının başına geç o zaman dedi. İşte ben de peki dedim. Hızlı bir süreçte pat diye San Francisco'ya göç ettim. İşte 14-15 ay kadar orada kaldım. Monetize'in orada zarar eden bir operasyonu vardı. İşte 6 ayda kâra geçirdik. 8 ayda cash flow pozitif yaptık. Birinci senenin sonunda da Amerikalılar gelip Monetize'i satın aldı. Sonra böyle bir kaderin bir cilvesiyle, orada çok detaylı anlatamıyorum sözleşmesel sebeplerle, Amerikalılardan da biz Monetize'in bir kısmını geri satın aldık. Markasını değiştirip Comensis adını verdik. Yani aslında işte Positron, Monetize, Comensis hikayesi böyle ortaya çıktı. Comensis'te de çalışmalar esnasında daha Positron zamanında niyetli olduğumuz, Monetize zamanında da biraz niyetlendiğimiz bu büyük veri analitiği konusunda bir ürün geliştirmeye başladık. Sonra baktık o ürün de iyi gidiyor. Yani product market fit bizce Türkiye'de kısmen yakaladığımız için bunu markalaştırıp Comensis'ten ayırdık. Dataroid adını verdik. Şu anda ben Dataroid'in CEO'su olarak karşınızdayım. Dataroid ne yapar? Gerçek zamanlı kanal verisini toplayıp gerçek zamanlı olarak bunu analiz edip kurumlara bununla ilgili ipuçları sunuyor ve bununla ilgili gerçek zamanlı tüketiciyle iletişim kurma kanalı veriyor. Bunu biz banka, biz yani elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görmüş. Biz yıllardır bankalarla çalıştığımız için hep olayı böyle bankacı gibi anladığım kadarıyla bakıyoruz. Ürün bankalarda popülerleşti. Positron'da biz Türkiye'deki aklınıza gelen hemen bütün büyük bankaların, işte İş Bankası, Yapı Kredi, ING, Finans, hepsinin mobil bankacılığını yapmıştık. Fakat giremediğimiz bazı bankalar vardı. Tarihimizde ilk defa Dataroid'de dört büyüklerin dördünü de aldık. Yani İş Bank, Garanti, Yapı Kredi, Akbank. Aşağıdaki daha orta boyun bankaları da ala ala ilerliyoruz. Şimdi Azerbaycan'da satış yapmaya başladık. Oranın en büyük bankasıyla anlaştık. Klasik Türk girişimcisi. İşte önce Azerbaycan'a bakar, sonra Orta Doğu falan yakın ülkelere bakar. Şimdi işte biz de Orta Doğu falan. Yani tekrar aslında Positron'da 2007-2008'den 2014'e kadar yaşadığımız işte bölgeselleşme çabasını tekrar Dataroid'de yaşıyoruz. Bu esnada Comensis de tabii büyümeye devam ediyor ama oraya Fırat İşbecer kardeşim daha çok ilgileniyor. Ben o tarafa çok bakıyorum. Şimdi bugünkü konu da İTÜ. İşte gene mail attı, dedi ki ya product market fit ve stratejik partnerlikler konusunda konuşmak lazım dedi. Şimdi iki konu birbiriyle hem ilintili hem de yani bir konuda benim çok keskin görüşlerim var. Onu ikinci sıraya bırakacağım. Stratejik partnerlikler konusu. Burada Mehmet de var. Kendisi Microsoft'ta dönem dönem partnerlik için görüşüp çok ilerleme sağlayamadığımız bir kurum olduğu için konuya sonra geleceğim. Bir de tabii product market fit konusu var. Şimdi product market fit ile ilgili size gelmeden geldim. Hep böyle lafla anlatıyoruz. Bunu böyle güzel metrikler bulayım dedim. İnternette araştırırken fark ettim ki bu şaka hep lafla, yani product market fit'i herkes başka tariflemiş. Ama benim en beğendiğim tarif şu. Yani product market fit'i eğer yakaladıysanız firmanız siz uyurken de para kazanıyor tabirini kullanmış biri. Yani sizin peşinde koşmadan da para kazanabileceğiniz bir nokta ya product market fit deniyor. Biraz okuma yaptım gelmeden, dediğim gibi genelde bildiğimiz şeyler söyleniyor. İşte siz product market fit'i yakaladıysanız sadece yakaladığınız kısma konsantre olun deniyor. Bu Türkiye'de çok geçerli bir durum değil. Yani Türkiye'de biraz product market fit'ten ziyade sizin böyle müşteriyle align olup o müşterinin birden fazla problemini çözmeniz beklenir. Halbuki dünyada pazar tabii çok daha sonsuz ve büyük olduğu için tek bir problemi çözmek genel olarak yeterli gibi konuşuluyor. Dolayısıyla biraz burada product market fit'i biz yakaladık mı acaba diye kendi kendinize düşünürken hedef pazarınızı da dikkate alın. Yani bizim bölge başka bir kafa yapısına sahip, batı gelişmiş ülkeler
ve daha büyük pazarlarının olduğu işte Amerika'ya 7 mi demek lazım bilmiyorum. Orası biraz daha farklı bakıyor. Dolayısıyla product market fit'te bir de benim kendi tecrübemle gördüğüm bir şey, zaten Türkiye'de çok büyük ekip kurmak çok olası değil. Product market fit'i yakalayana kadar ekibin küçük olması çok makbul bir şey. Product market fit'i yakaladıktan sonra hızlı büyümek için hızlı da nüfus arttırmak, yani firma nüfusunu diyeyim, ekibi hızlı büyütmeniz gerekiyor. Product market fit'ten önce dolduruşa gelip ekibi büyütürseniz product market fit'i yakalamanız zorlaşıyor çünkü daha çok insan ürünle ilgili yorum yapmaya başlıyor. Bu her zaman iyi bir şey değil. Yani ne kadar çok yorum o kadar kafa karışıklığı getiriyor. Dolayısıyla biraz burada böyle başlarda işte artık co-founder'lardan biri midir, ikisi midir? Genelde bana sanki bu bir kişinin şeyi gider gibi geliyor. Böyle bir kişinin buz kıran gibisi gibi gitmesi lazım. Ekipten de ekip kaç kişiyse yani tek kişilik bir dev kadro da olabilir. Birkaç kişilik ufak bir ekip de olabilir. Bir kişiyi lider belirleyip ürünle ilgili konularda onu takip etmesi genelde daha iyi sonuç veriyor. Sonra zaten siz sahaya çıkıp, bu arada benim konuşmamı dinlerken ben çok B2B'ciyim yani 25 senedir hep büyük kurumlara satış yapıyorum. Son kullanıcıya hiç satış yapmadık. Bizim ürünleri hep son kullanıcı kullanır ama bizim ürünün müşterisi işte İş Bankası'dır, Garanti Bankası'dır gibi düşünün. Dolayısıyla lütfen beni dinlerken B2B'ci olduğumu unutmadan dinleyin. Hani belli söylediğim şeyler B2C'ye çok uygun olmayabilir. O tarafı ben çok bilmem. Marketingi başka, pazarlama yani reklamı başka, müşteri ilişkisi başka, support'u başka, bizimki başka. Bizde bir account'u tutarsınız. O account zaten siz çok büyük hale gelene kadar cironuzun işte önce %100'üdür. Sonra %50'si haline gelir. Sonra %25'i haline gelir. Yani dev gibi firmaya satıyorsunuz. Bir tane müşteriniz var. Sonra ikincisi gelir. Üçüncüsü gelir. Dolayısıyla böyle 5-6 tane gelene kadar zaten hepsi çok kıymetlidir. Ben hep şey özledim yani B2C'ci mesela yemek sepetisiniz. Gidiyorsunuz ya da işte ne bileyim Facebook'sunuz. Bir tane müşteri sinirleniyor size bir şey söylüyor. Arkanızı dönüp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bizde öyle yani B2B'de öyle bir şey yoktur. Sizde müşteri bir tane mail gelir. Böyle firma baştan aşağı sarsılır. Ondan sonra işi gücü bırakıp kriz çözmeye odaklanırsınız. Çünkü o müşteri sizin her şeyinizdir. İkincisi de yoktur. Onu mutlu edemezseniz de ikincisi gelmez. Türkiye zaten şöyle, Türkiye üzerine döneyim gene. Product market fit'i zorlaştıran bir konu da bizde her hatanız sektörde hemen duyulur. Başarılarınız da genelde pek duyurmazlar çünkü şeyi de bilir müşteri yani çok müşteri olunca kendi kıymeti düşeceği için hani pozitif referans vermekten imtina ederler. Sizi zorlayınca verirler ama negatif bir şey olunca da ya işte Fatihler de şunu yapamadı diye hemen duyulur yani böyle hiç duymadığınız bir yerden duyuverirsiniz. Dolayısıyla bu konularda dikkat etmek lazım. Bir de mesela benim gördüğüm şöyle bir sıkıntı var Türkiye özelinde. Şimdi Türkiye ufak bir ülke, IT pazarı olarak konuşuyorum, ufak bir ülke. Fakat çok ufak da değil. Biraz da büyük ama yeterince büyük de değil. Yani Türkiye öyle bir yer ki, ya ben bir ürün yaptım, sadece Türkiye'ye yapayım, unicorn olayım. Unicorn değil, hiçbir şey olamazsınız. Belli bir büyüklükte takılır kalırsınız çünkü pazar ufak. Ama böyle hani hep Skype örneği verilir bizim zamanımızdan. İşte Skype'ı yapan İsveçli mi, Norveçli mi o ekip, o kadar ufak bir ülke. Değmediği için birinci gün international başlamışlar. Yani zaten 5 milyon adam var. Bunlardan da çok birbiriyle konuşmuyorlar. Hani biz Skype'ı yapsak Norveç'te kimse kullanmaz, İsveç'te kimse kullanmaz. Biz direkt multinational yapalım. Bütün dünya kullansın vizyona girmiş. Türkiye'de bir şey değil. Bakıyorsunuz belli ürünleri kullanacak belli bir pazar var. Ama çok abartıp pazara aşık olursanız ve lokalde kalırsanız da bu sefer belli bir büyüklüğün ötesine geçemiyorsunuz. Yurt dışı rakibiniz geliyor. O yüzden yani işte product'ın hangi markete fit ettiği, o market ne zaman doydu, siz ne zaman uluslararası pazara geçeceksiniz ya da bölgesele mi geçeceksiniz, belli stratejileri de kendinize belirlemeniz gerekiyor. Burada şöyle bir problem var. Bu işin bir tane doğrusu yok. Yani ben hep şey örneğini veriyorlar ya bizde. İşte Mark Zuckerberg de
dropout, yok efendim Bill Gates de dropout, herkesin dropout bir şekilde. Şimdi o bilgi olarak o üniversitede, o okulda verilecek seviyeye geliyor, geçiyor. Benim burada öğreneceğim bir şey kalmadı diye dropout oluyor. Bizdeki adam tembellikten atılıyor, onun adı dropout değil. Yani dolayısıyla böyle çok fantastik örneklere de aşık olup, ya ben de aslında oturduğum yerde milyarder olurum, işte başarılı startup'ım olur falan noktasına gelmek lazım. Bir ürün geliştirmek çok çok zor. Yani biz, ben inşaatın bir döneminde servis işi de yaptım. Servis işi nedir? Müşterinin belli bir projesi vardır. Siz oraya inovatif fikirlerinize de katkı verirsiniz ama ekibiniz de yani destek verirsiniz. Bir de oturursunuz bir masanın etrafına, biz bir ürün geliştirelim dersiniz. Ürün geliştirmek çok zor, çok uzun, ciddi mesai isteyen, ciddi kafayı takmanız gereken bir konu. Yani öyle ben ürün geliştirdim, işte kimse bizi anlamıyor. Demek ki ürün iyi değil. Yani eğer öyle düşünüyorsanız, kimse sizi anlamıyorsa ürününüz iyi değildir. Basit ürünü herkes anlar. Siz mesela yeni bir şey indiriyorsunuz, application indiriyorsunuz. Biraz kayboluyorsanız bir daha açmıyorsunuz. Şimdi demek ki o ilk onboarding'in çok seamless, yani çok problemsiz, sürtünmesiz olması lazım. Bir tane hata görüyorsunuz, yani müşteriyi kazanmak özellikle herhalde B2C'de hem çok zor, kaybetmek de bir o kadar kolay. B2B'de müşteriyi kazanmak çok çok zordur. Bir kere sizi satın alıyorsa hakikaten sizin bildiğiniz ya da bilmediğiniz, içeride bir ya da birden fazla problemi çözdüğünüz için sizi alıyordur. Kimse sizi kaşınızın gözünüzün altına almaz. Dolayısıyla ürün de belli bir noktada, yani çok da böyle mutfakta bekleyip işte product market fit'i kendi kendinize keşfedemezsiniz. Yani product market fit belli bir noktada ürün geliştirmeyi durdurup demeyeyim de sahaya çıkmaya karar vermeniz gerekir. Ben böyle çok başkasına alıntı sevmem. Kendi alıntılarımı yeterince sevdiğim için. Ama Reid Hoffman böyle bir toplantıda bahsetmişti. Sonra internette de var. Lafı ben onun diye hatırlıyorum. Ürününüzün diyor ilk sahaya çık, geçmişe dönüp baktığınızda ürününüzü ilk sahaya sürdüğünüz halinden utanmıyorsanız ürünü sahaya geç sürmüşsünüzdür diyor. Şey çok önemlidir. Biraz mühendis kadrosu, ben de bir mühendis olarak kendi ekibimdeki mühendislerde de bunu görüyorum. Biraz sahaya çıkmak korkutucu bir şeydir. Yani o böyle masa başı pizza yiyip hadi şu feature'ı da kuralım, bu feature'ı da kuralım, biraz daha geliştirelim, onu yapalım, bunu yapalım. O keyiflidir. Hele böyle yatırımcıdan biraz para aldıysanız ya da ne bileyim çok parasal sıkıntınız yoksa o sonsuza kadar sürebilir. Bir yerde neşteri vurup sahaya çıkmanız lazım. Sahaya çıkmadan hiçbir zaman product market fit'i anlayamazsınız zaten. Sahaya çıktıktan sonra da bazen sizin çok özendiğiniz özellikler sahada hiç ilgi görmez. Basit, ya şunu da atalım diye ya da hasbelkader içine koyduğunuz bazı özelliklere çok talep olur. Burada da duygusal davranmayıp, kullanılmayan kısımları törpüleyip, kullanılan kısımlara konsantre olmak lazım ki product iyice productlaşabilsin. Bence en önemli noktalardan biri de bu. Çünkü insan kendi yaptığı işe aşık olma eğiliminde. Bu da iş hayatında sizi yanlış sonuçlara, yanlış yerlere götürür. Sabır keza product market fit için çok önemli. Şimdi öbür konuya da atlayacağım. O yüzden sabır konusu gelince. Sabırı da şöyle söyleyeyim. Sonra da stratejik kısma geçelim. Sabır bütün işlerin bence en zor. Çünkü fazla sabırlı olduğunuz zaman iş hatada ısrar etme noktasına geçiyor. Yeterince sabırlı olmadığınız zaman da aslında ileride çok iyi bir yere gidebilecek bir ürün, fikir ya da servisten erken vazgeçmiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunun ölçüsü de yok. Yani fakat benim gördüğüm girişimcilerin çoğunda sabır adı altında kendilerine yalan söyleme adeti gelişiyor girişimcilerde. O yüzden herkes de işte üzerinde bir sene, iki sene, üç sene ya da daha kısa fark etmez. Üzerinde çalıştığı bir ürünü başarılı görmek istediği için bununla ilgili negatif sinyalleri pas geçme, pozitif sinyalleri de şişirme eğilimine geçiyor.
Benim orada size tavsiyem, yola çıkarken belli metrikler belirlemek lazım. Bunu da yola çıkarken yapmak genelde daha iyi oluyor çünkü yola çıkmadığınız için daha dürüst oluyorsunuz. Yola çıktıktan sonra o metriklerde de kendi kendinizi aldatma eğilimine geçebiliyor insan. Ben yapmam falan demeyin, yani bu herkeste olan bir şey. Nedir benim ürünümü? 3. senenin sonunda 100 bin kişi kullanmadıysa ben başarılı değilim, bu ürün olmamış diyeceksiniz metrik olarak. 3. senenin sonuna geldiğinizde ya da 2. seneye geldiğinizde ürünü 25 kişi kullanıyorsa olmamıştır. Yani 25 bin kişi kullanıyorsa 100 bine uzaksınız ama gene de belli bir şey var. Belki bir süre daha run rate vermeniz, biraz daha sabırlı olmanız gerekebilir ama yani o hedefi böyle öyle bir ıskalatır ki zaten size iş hayatı, hani onu objektif bakabildiğiniz takdirde bir yere gitmediğini görürsünüz. O yüzden benim burada bütün girişimcilere tavsiyem, yani product market fit kendini göstere göstere gelir. Eğer ürününüz satmıyorsa, satılınca kullanılmıyorsa, işte bir kişiyi zor onboard edip kolay kaçırıyorsanız, ürün çok iyi yere gitmiyor. Biraz ürününüzü gözden geçirin diye düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani biraz daha hayat belli şeylere karşı inat edip ısrarcı olmakta da şey yapıyor. O yüzden de şimdi böyle Fatih böyle dedi, bizim metrikler kötü deyip yarın da dükkanı kapatmayın. Ama dediğim gibi yani o hissiyatı dengede tutmaya özen gösterin. Şimdi bir de bu işin stratejik ortaklık kısmı var. Biz işte 3 sene Pentagraph, 2000'den 2014'de Positron, 2014'ten 2018'de Monetize, 2018'de 2023'te işte Comensis ve Dataloid diyelim. İyi kötü yine 26 sene olmuş bu sektörde iş yapalım. Ben hiçbir çalışan stratejik ortaklık yapamadım. Bunu ben beceremedim olarak da duyabilirsiniz. Ya da bu iş pek çalışmıyor olarak da görebilirsiniz. Şimdi stratejik ortaklık Türkiye'de, bence dünyanın da sıkıntı da, ben Türkiye'den gideyim çünkü dünyada çok örneğini yaşamadım. Stratejik ortaklık dediğiniz nedir? İki tane kurum bir karar alıp belli bir yerde ortak hareket etme arzusu beyan ederler. Yani evlilik gibi bir şey bu. İşte dersiniz ki bunu böyle yapacağız. Sen sat, ben sana komisyon vereyim. Şurasını sen yap, burasını ben yapayım. Paranın şu kadarı sana, bu kadarı bana falan. Ya da işte ben senin teknolojini kullanayım. Sen de benim kanalımı kullan. Gibi gibi böyle yani stratejik, benim bildiğim stratejik partnerler genelde bu minvalde dönüyor. Şimdi bu stratejik partnerliklerde bir kere çok büyük siklet farkı olduğunda, yani bir tarafta siz, sizin startup'ınız, öbür tarafta marka zikretmeyeyim, devasa bir uluslararası firma olduğunda bu iş pek stratejik partnerlik olmuyor. Bunların startup programındaysanız, bunların belli destek programlarındaysanız, işte size bedava bulut bilişim kullandırabilir, belli lisanslarını bedava kullandırabilir falan, bu programlardan faydalanın. Bu programlar çalışıyor. Yani gidip binlerce dolar harcayacağınız lisansı, on binlerce dolar harcayacağınız computing power'ı size bedava verebiliyorlar. Ama ne zaman ki iş, hadi benim ürünümü gel beraber satalıma dönüyor, bu tip devasa satış makineleri kendi KPI'larında, kendi başarı kriterlerinde sizin ürünün satışı olmadığı sürece sizi satmıyorlar. Onların derdi de işte kendi lisanslarını bir şekilde size satabilmek. O zaman iş ne oluyor? Sen benim şu ürünümü al, teknolojinin bunun üstüne bina et, ondan sonra ben seni satarım dönüyor iş. Burada vereceğiniz karar çok basit. Eğer o altyapı, o teknoloji sizin için bir ihtiyaçsa, stratejik partnerlik olmasa da zaten onu kullanmanız lazım. Doğru bir mühendislik kararıysa alın kullanın, çok beklentiye girmeyin. Ama seçenekler arasında sizin için en iyi değilse, sadece stratejik partneriz biz demek için, işte bilmem kimin partneriyim, onun logosunu koyayım isteyen, bunu da koyayım demek için, sizi teknik olarak iyi bir yere getirmeyecek bir teknolojinin peşine düşmeyin boş boşuna. Çünkü efor harcarsınız. Sizin de böyle çok boşa harcayacak eforunuz, boşa harcayacak bir vaktiniz yok. Zaten kısıtlı kaynağınız var. Dolayısıyla bu stratejik partner işinde dediğim gibi biz başarılı olamadık. Dünyada örneklerini görüyoruz. İki dev birbiriyle imzalıyor oluyor. Bazen bir dev bir startup'ın elinden tutuyor. Bir şekilde onu bir rüzgar üflüyor, yelkenlerini doldurabiliyor. Ben dediğim gibi yani bir kere Türkiye'de büyük organizasyonlar genelde satış odaklı. Yani buradan
acquisition yapma gibi, burada ortaklık yapma gibi, burada bir startup'a yatırım yapma gibi bir motivasyonları yok dünya devlerinin. Dolayısıyla satışlarına faydalı olacaksa sizle görüşüyorlar, satışlarına faydalı olmayacaksa pek görüşmüyorlar. Hani gidip yurt dışında bir firma kurup işte bunların laboratuvarlarına ya da işte girişimci destek programlarına girdiğinizde belki bu tip pozitif çıktılara ulaşmanız daha iyi olur. Biz hani gene marka vermeyeyim, Pozitron zamanında da, Monitaj zamanında da bir sürü dev firmayla işte onun partneriyiz, bunun partneriyiz, işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz falan filan diye bir sürü işte case study'ler yayınladık falan filan. Günün sonunda bu stratejik partnerlikların 26 senede bizim ciromuza katkısı işte Türk lirası olarak 0 TL, Amerikan doları 0 dolardır. Yani dolayısıyla biz bundan hiçbir katkı sağlamadık. Ama işte Sun Microsystems vardı. Bizi startup destek programına aldı. İşte ücretsiz sunucu, işte belli lisanslarını verdi. Bize çok faydası oldu. Sun Microsystems'ı sonra bildiğim kadarıyla Oracle satın aldı. Eskinin makbul altyapılarından biriydi. Microsoft'la anlaşma yaptık. 100 seat'e kadar bize işte Exchange Server, SQL Server, işte Microsoft Excel, ıvır kıvır bunları verdi. Biz onları parayla alsak çok para harcayacaktık. Bedava olduğu için, Microsoft'u da desktop'ta herkes kullandığı için işimize yaradı. İşte daha farklı firmalarla ortaklıklar yaptık. Bir şey vermedilerse hiçbir şey yaramadı. Yani gittik eventlerinde konuştuk. İşte onlar da geldiler, bize ürünlerini anlattılar falan filan. Ama ticari bir katkısı olmadı. Dolayısıyla bu stratejik partiler için de çok, çok aşırı motive olmayın. Ama tabii şey iyi bir şey. Yani küçük bir startup'ın sitesinde işte onun partneri, bunun partneri falan yazmak, hani sizin en azından büyük bir firmayla e-mailleşebildiğinizi, işte bir kontratın altına imza atabildiğinizi falan böyle şeyleri gösterir. Yani sizin de böyle çok yolun başında olmadığınızı gösterir. Öyle bir faydası vardır. Biraz da tabii böyle büyük firmalarla masaya oturup işte stratejik partnerlik konuşmanızın size bireysel açıdan eğitim olması dışında, dediğim gibi yani ticari olarak bize çok faydası olmamıştı. Bilmiyorum, yarım saat oldu mu, soru cevabı geçiyor muyuz? Galiba... Yani 5 dakika da, peki. Böyle durduktan sonra... 10-15 dakika, 10-15 dakika daha gelebiliriz. O zaman sorusu olan varsa da sorsun, oradan belki başka yere doğru gider. İlk soruyu da sormak zordur ama lütfen birini sorun ki hani ben de artık böyle sürekli hikaye gibi anlatmaya devam etmeyeyim. Bir de benim gördüğüm product market fit'e gene dönüyorum. B2B tarafında kimse sizin gelip ürününüzü kolay kolay kapınızı çalıp bulamaz. Sizin biraz başlarda, yani inşallah bir gün hepinizin startup'ı oturduğu yerden ya da işte ilk başta söylediğim gibi uyuduğunuz yerden para kazandırır ama ilk satışlar B2B'de, B2C'de de bunu işte ne bileyim reklamını falan yapmanız lazım. Dolayısıyla B2C'de de aslında bir satış operasyonu var. Tipi farklı da olsa B2B'de oturduğunuz yerde kimse sizin gelip ürününüzü almaz. Yani bir kere satış yapmaya korkuyorsanız zaten batacaksınız. Yani 2 kere 2, 4. Şimdi mesela bir şey yaptınız, ürün belli bir aşamaya geldi. İyi ya da kötü. İyi ürün olmak da belli bir noktadan sonra çok önemli ama yani önemli olan satıştır. Yani raflar binlerce, belki milyonlarca satmamış iyi ürünle dolu. Yani bu fiziki ürün de olabilir, yazılım da olabilir, başka bir şey de olabilir. Dolayısıyla burada iş satışta bitiyor. Satış içinde B2B'de gidip kapı kapı değil mi? Yani müşteri kapısı gezmeniz lazım. Doğru insana ulaşmanız lazım. B2C tarafta da buna uygun kanalları kullanmanız lazım. İşte dijital pazarlama yapmanız lazım. Varsa growth hacking yapmanız lazım. Blog postlar yazmanız lazım. İşte customer service kurmanız lazım. Var oğlu var. Yani bir kere o yüzden benim size naçizane tavsiyem özellikle B2B'cilere biraz ürüne bir kısım veri girip bir yerden çıkıp bir şey, bir fayda sağladığınızı düşündüğünüz anda potansiyel müşterilere ufak ufak gitmeye başlayın. İkinci konuda ürünle ilgili yalan söylemeyin. Türkiye'de sektör çok ufaktır. Yalan söylediğiniz, yani yalan olduğu hemen anlaşılmaz. İyi yalancıysanız anlaşılmaz. Ürünü kullanmaya başladıklarında anlarlar. Hemen herkes duyar. Onların ürünü böyle böyle diyorlar ama böyle böyle yapmıyor diyor. Hemen duyar sektör.
Dolayısıyla hani bunu yapacağız, ileride ekleriz, ekleyemeyiz gibi dürüst hareket etmek orta uzun vadede işinize gelir. Kısa vadede çok işinize gelmez. Kısa vadede yalan söylemek her zaman daha iyidir. Her zaman daha iyidir demeyeyim de. Kısa vadede yalan söyleyince milleti kandırmanız daha kolay olur. Kandırılınca da belki satabilirsiniz. Ama eğer işi düzgün yapacağız, biz bir alanda markalaşacağız, büyüyeceğiz, ileride eksileceğiz, halka açılacağız falan gibi hedefleriniz varsa çok atıp tutmamanızı tavsiye ederim. Bir de yani yalan söylemek için böyle süper zeka falan olmak lazım. Çünkü onu aklında tutacaksın. Ona değer bir konu geldiğinde o yalanı hatırlayıp ona göre bir modifikasyon yapacaksın. Öbür müşteri diyecek ya sizin ürün böyle de yapıyormuş diyecek. Aa bunu öğrenmişler diyeceksin. Böyle yani o böyle kar topu çığ gibidir. Uydurdukça uydurasınız gelir sonra bakarsınız. Siz böyle Oracle gibi, Microsoft gibi üründen bahsediyorsunuz. İki satır daha kod yazmışsınız. Ben çok önermiyorum yani. Dürüst olun. Demolarda, efendim proof of concept aşamalarında rezil olmayın. Yalan söylediğiniz de bir de o aşamalarda böyle oturursunuz. Allah Allah mor mor. Anlattığınız hiçbir özellik çalışmaz falan. Tatsız tatsız işler. Umarım sizin başınıza gelmez. O yüzden dürüstlük kısmına da şey yapayım. Buyurun. Evet soru geldi. Görmüş gibi olmayın. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim öncelikle. Adım Can. Can Topbaş Tekin. Sesim iyi mi? Merhabalar öncelikle. Biz bir stajyer platformuyuz. Bununla alakalı şöyle bir şey sormak istiyorum size. Ben de ileride en büyük müşterim olarak bankaları düşünüyorum. Mesela burada otomatikle alakalı şeyleri dinlediğimizde bize özellikle şunu söylüyor mentorlarımıza da otomotiv sektöründe çalışanlar. Otomotiv sektörü için en önemli şey mesela ilk önce cost kuruyorlar. Yani cost'a çok önem veren bir sektör olarak bahsediyorlar. Ya da ağırlıkla alakalı bir ürün olduğu zaman ağırlık çok önemlidir. Mesela siz bankalarda çalıştığınız için öncelikle sormak istediğim şey bu bankalarda en çok dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bankaya çalışmak isteyen startup için. Ya şimdi çok sonsuz bir soru sordum da. Şimdi bir kere bu evet cost işi yani ürünün maliyeti bizde en önemli karar kalemlerinden biridir. Yani yıllardır iyi kötü bu sektörde bir sürü toplantı yaptık, başkalarının toplantılarını gördük. Bizde ucuz ürünü alma eğilimi had safhadadır. İyi ürünü demiyorum. Ya da toplam satın alma maliyeti en düşük olanı değil. Siz bakarlar, alt teknik toplama bakar. Ha, senin ürünün 10 lira, 8 lira ya başkası varsa gidip 8 liralığı alma eğilimi çok yüksektir. Dolayısıyla özellikle ufak bir pazardaysanız ve mutlaka o pazarda satış yapmaya ihtiyacınız varsa biraz fiyat konusunda esnek olmanızı kafa göz yarıp yani bazen müşteri ödülümü çok çok daha kritiktir. İlk müşteri, ikinci müşteri, üçüncü müşteri. Bunları yaparken evet müşteri eğer maliyet hassasiyeti varsa biraz maliyetleri onları adına maliyetleri budamanız lazım. Ama bunun da sonu yoktur. Bizde şöyle bir laf var. Alırken kazanacaksın. Yani orada aslında bütün dünyada anlaşılan iyi ürünü alıp bir kere para harcayıp ondan güzel fayda sağlamak bizdeki anlamı tedarikçinin anasını ağlat ki alırken kazan. Şimdi dolayısıyla yani bu satışta tabii sizin finansal durumunuz önemli, sizin ürünün ABC ekstra paketleri vardır, bir şekilde içeri girdikten sonra, beğenildikten sonra toplam maliyeti arttırma imkanınız vardır, yoktur. Ona biraz siz karar vereceksiniz. Stajyer dediniz, siz bir insan kaynakları portalı yapıp kurumlara stajyer sağlayacaksınız. Yani önemli bir konu ama kısıtlı bir pazar ve hani fiyatlamada işte stajyer başına yapacaksınız. Sizden alacak, almayacak, sizi bypass edecek, etmeyecek. Kendine özel fiyat dinamikleri olan. İK işi zor Türkiye'de. Oturmuş birkaç tane oyuncu var. Fakat hani ne zaman ki biri ya İK işi doldu zaten işte Kariyer.net pazar lideri işte başka hiçbir şey yok. Pat diye yeni bir konsept çıkıyor. İşte sadece tasarımcıları buluşturan, sadece yazılımcıları buluşturan. Yok 24 saatte eleman bulmanızı sağlayan falan. Yani yeterince inovatif olununca da böyle aradan yeni oyuncuların fırlayabildiği bir sektör. Ama dediğim gibi bankalar da maliyete bakar. Yani Türkiye'de öyle maliyete bakmayıp gel aslan parçası senin startup'ın, benim startup'ım sayılır. Kaç para istiyorsan yazayım, çekeyim. İşte ya da EFT yapayım. Öyle bir şey yok yani. Bayağı pazarlık edeceksiniz ona. Hazır olun bankalar dedi. Bankalar için ürünün
reliable yani güvenilir olması, güvenli olması, işte dedim, düğmesine basınca da çalışması falan, bunlar tabii ki her müşteri için önemli şeyler. Yoksa yani otomotivdeki, otomotiv de büyük firmalar olduğu için otomotivdeki hassasiyetle bankadaki hassasiyet bence paraleldir diye tahmin ediyorum. Ben hiç otomotivde çalışmadım bu arada yani. Tahmin yürütüyorum. Evet, başka soru sorulmak istemiyorum. Ben teşekkür ederim. Varsa başka sorusu olan? Merhabalar. Servis işi de daha önce yaptık demiştiniz. Ben onunla ilgili sormak istiyorum. Yeni nakit atışı oluşmamış yeni bir startup için servis işi ya da product işi hangisini tercih edersiniz ya da hangisi daha mantıklı olur? Hızlı aksiyon alanlarında. Ya şimdi şöyle, bu tamamen o ekibin, o firmanın finansına bağlı bir şey. Bir kere siz servis işi yapmaya başladıktan sonra oradan tekrar product'a dönmeniz çok zordur. Bence product yapıp başarılı olamayıp servise dönmek daha olası. Yani daha olası değil, daha kolay. Çünkü product yaparken de belli teknolojilerde uzmanlaşıyorsun. Ürünün tutmadığı zaman o teknolojilere olan ihtiyaç olduğunu varsayıyorum belli bir sektörde. Onu danışmanlık gibi yani servis gibi satmak nispeten mümkün. Ama bir kere sen belli bir müşteriyle belli bir proje angajmanına girdikten sonra işte oradan kazandığım parayı alayım. İşte bir kısmı zaten masrafa gider, bir kısmını biriktiririm. Ondan sonra da belli bir seviyeye gelince o işleri keserim, yerine ürün yaparım. O biraz zor bir matematik. Yani dünyada servis işinden düzgün paralar kazanıp product işine kayıp batan çok çok yüksek sayıda firma var. Çünkü servis işi yapana product çok cazip geliyor. Niye? İşte uyurken para kazanıyorsun. Servis öyle değil, serviste gidiyorsun. Kronometre çalıştı, taksimetre çalıştığı sürece para kazanıyorsun. Uyurken kazanamıyorsun. Dolayısıyla kimseye uyutmaman lazım sürekli para kazanman için. Ama tabii dışarıdan bakınca product çok güzel. Tutmuş product'tan güzel bir şey var mı? Apple Store'dan biri indiriyor. Sabah bakıyorsun Stripe'den şu kadar para gelmiş, işte bu kadar abonelik gelmiş. Ama oraya gelmek de kanter ve gözyaşı ve şans ve bir sürü mucize gerekiyor. Dolayısıyla yani birine girip ondan sonra öbürüne dönmek aynı firma bünyesinde bana çok olası gelmiyor. Ama biri daha iyidir, öbürü daha iyidir demiyorum. Yani çok iyi servis firmaları var. Kurucularına iyi gelir sağlayan çok iyi product firmaları da var. Yani dediğim gibi bu biraz kişinin bireysel ekonomisi ve kurduğu firmanın finansal durumuyla çok ilintili bir şey. Servis işte kağıt üstünde gözüktüğü kadar kolay bir iş değil. Yani orada da ciddi bir emek, mühendislik, organizasyon, satış. Yani product'ta olan bir sürü şey var. Bir tek product yok. Onları zaten beceremiyorsan product'ı zaten yapamazsın. Öyle bir şey var. Peki başka soru sorun var mı? Bu soru biraz daha genel olacak aslında. Herhangi bir competition veya integrasyonla bağımsız olarak şu andaki 23 ülkesine baktığınızda bu pazara yeni bir product getirmek sizce mantıklı mı? Şu an doğru zaman değilse doğru zaman geldiğini nasıl anlayabilirim? Ya burada zaten bu çok böyle temel prensiplere değen bir soru oldu. 2023 Türkiye'si diye bir topyekun pazar öyle bir şey yok zaten. Yani bir sürü dikeyler var. Yazılımdan mı bahsediyorsun, donanımdan mı bahsediyorsun, gıdadan mı bahsediyorsun, geri dönüşümden mi bahsediyorsun? Yani belli bir ürün grubu için ya da farklı dikeylerdeki ürünler için tarihin en iyi zamanındayız muhtemelen, haberimiz yok. Belli ürün grupları için olur mu? En kötü zaman işte enflasyon var, o var, bu var falan filan. Yani enflasyonist ortamda iş yapmak zordur. Evet, bu bir doğru bir konu. Ama yani şimdi Türkiye'de gereğinden fazla, olağan dışı miktarda işte yasal ve yasa dışı göçmen var. Şimdi bunlara belki bir işler yapmak için en doğru zamandayız şu an için. Ne bileyim işte yüksek enflasyondan dolayı kişisel finans, işte şimdi al sonra öde falan gibi konularda çok çalışan startuplar var. Bunlar için de doğru zaman olabilir. Ama çok geleneksel, düşük marjınlı bir iş içinde
hani para bağlamaya değmez, %35'ler civarında faiz var gibi bir durum var. Dolayısıyla hani sorunuzun öyle tek bir doğrusu yok. Kendi özel durumunuza, kendi kafanızdaki ürün, hizmete ve hitap ettiğiniz pazara bakmak lazım. Türkiye konumundan dolayı, ekonomisinden dolayı hiçbir zaman bir konudaki bence en iyi pazar değil. Ama kötü de bir pazar değil. Yani sonuçta buradan da bir sürü şey çıkıyor. Yani bizden ekonomisi çok daha geri, altyapısı çok daha geri, çok yer var. Dolayısıyla Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, evet, dört dörtlük değil ama kötü de değil. Hala ekip kurulabiliyor mu? Kurulabiliyor. Zor mu? Zor. Dolayısıyla evet, bence Türkiye'den, o dediğim gibi yani ilk benim baştaki konuşmamın başında söylediğim gibi, yani Türkiye enteresan bir pazar. Ne gözden çıkarılacak kadar ufak ve yetersiz, ne de ben sadece Türkiye'yi yaparım, bana başkası yere gerek yok. Yani bir Kuzey Amerika gibi ya da ne bileyim işte Avrupa Birliği gibi, yani Avrupa bile kendini yeterli görmediği için pazar olarak Amerika'ya denge olsun diye, yani 50 sene evvel 60 sene evvel birbirini kesen ülkeler birleşip ortak paraya falan geçti. Dolayısıyla tabii ki evet, Türkiye'nin ebadı belli konularda yetersiz ama işte gümrük birliğinde olması, saat olarak Avrupa'ya yakın olması gibi de bir sürü avantajı var. İşte bir elektrik aynı, internetinizin bağlantısı gayet iyi. Dolayısıyla Türkiye bence her zaman iş yapılabilecek bir pazar ama 2023'te de olsa, 2013'te de olsa kendine göre ciddi zorlukları olan ve rekabetin de enteresan bir şekilde her alanda yüksek olduğu bir ülkedir. Bilmiyorum, sorunuza böyle biraz ortaya karışık oldu cevap ama evet, daha mı başka sorusu olan? Evet, buyurun. Mikrofonu bekleyelim. Herhalde yayına gitmesi için ses tekrar lazım. Yoksa ben duyuyorum. Aziz ben. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Herhalde 2012'den beri yaptığım tüm konuşmaları izleyerek geldim. Eyvah, biraz tekrar oldu o zaman. Yok yok, estağfurullah. Ben şey soracaktım. Biz İngilizce konuşmak pratiği sunan bir mobil uygulamayız. Dolayısıyla day one global olmak zorundayız. Çünkü değerlerimiz bunu gerektiriyor. Ben pro. PMF'e giderken, product market fit'e giderken ülkelerde ya da expansion'da bir sınırlama olmalı mı? Çünkü diğer türlü her yere saldırırsak marketing artıyor. Ve bu da neyi tavsiye edersiniz? Şimdi ben sizin domaine çok vakıf değilim. Fakat bizim yatırım yaptığımız bir iki tane oyun startup'ından bildiğim kadarıyla mesela işte belli dikeylerdeki oyunları önce Nijerya'da, Filipinler'de deniyorlar. Hem işte Filipinler'de İngilizce anladığım kadarıyla mobil uygulama kullanımı yaygın. Hem de oranın reklamlara olan yanıtıyla Kanada'nın kimi, Amerika'nın da birbirleriyle biraz benzeştiği için $1000'la gidip Filipinler'de belli bir reklam yapıyor. Oradaki conversion rate'leri, retention'ları beğenirse de gidip ana kurşunu daha batıda, daha çok para harcama eğiliminde olan bir yerde deniyor. Bu dil tabanlı uygulamalar için hangi pazar, hangi pazarın iz düşümüdür, hangisine bir hareket sahası verir bilemiyorum. Ama tabii ki öyle dünyanın her yerinde aynı anda reklam basalım, İşte bütün dünya sizi beklemiyor. Dolayısıyla eminim de kısıtlı kaynağınız var. Bu iş verin. Yani $100 bir yer seçeceksiniz, biraz okuma yapacaksınız, biraz da gözü karartacaksınız. Çünkü yani her şeyde böyle hap gibi internette hazır yok. Yani biraz baktınız, sizin önünüze 3-4 ülkelik bir seçenek çıkacak. Artık yazı tura mı atacaksınız, bir hissiyat oluşacak. Bir tanesini seçeceksiniz. İşte önce 100 birim para harcayacaksınız, ufak bir para. Conversion'a bakacaksınız, retention'a bakacaksınız. Bir daha o parayı harcayacaksınız. Belli bir paterni gördüğünüzde iterasyon yapmaya başlayacaksınız. Yani product market fit aslında sürekli iterasyon yapmak. Yani çünkü böyle bir mucize yok yani. Kutuyu açtınız ya da işte ürünü derlediniz, yazılımınızı derlediniz. Çıkan ürün market'a fit edecek böyle bir şey yok. Çıkan ürünün kıymık kadar bir parçası market'a fit edecek. Zaten girişimcinin başarılısı onu yakalayıp orayı büyütüp diğer kısımları zaman içinde ikinci plana atmak oluyor. Dolayısıyla sizin bence bütün yapmanız gereken 100 birim reklam,
retention'a baktık, şu sayfalara girdi, bu kursları okudu ya da işte ne bileyim şuraları dinledi. Ha demek ki burada daha büyük bir traction var, şurayı azaltalım, buraya gidelim. Sürekli iteration, işte haftada bir paket, haftada iki paket çıkacaksınız, çıkacaksınız. Bir noktada artık o böyle hazır hissedeceksiniz kendinizi, çok da beklememeniz lazım. Bütün o zaman kurşununuzu yakacaksınız ve uyurken para kazanmayı bekleyeceksiniz. Yani bilmiyorum aklıma başka bir şey gelmiyor. Oyun işi biraz böyle yani. İşte orada retention metriği çok önemli. 7. günde kaç kişi açıyor, 30. günde kaç kişi açıyor. Oyun olduğu için işte oyunda harcanan süre kaç level geçti, hangi levelda churn oldu. Yani biraz hani derse benzeyebilen aklıma oyun geldiği için oyun işi yapmış, belli bir yere gelmiş ya da oyun startını batırmış biriyle konuşursanız hani o en azından size daha iyi bir guidance sunabilir. Ama güzel bir iş yani dil işi fena değil. Biz birkaç tane böyle dil startup'ı gördük. Bu bir ciddi bir ihtiyaç. Dünyada bir sürü milyonlarca insan... Milyar insan o ihtiyacı yaşıyor. İngilizce özellikle özellikle. Evet yani dolayısıyla... Bir de ama şimdi İngilizce tabii bir de çok kompetitif bir pazar. Belki Çince öğrenmek isteyen de bir 15 milyon insan vardır. Yani şeye de iyi bakmak lazım. Hani böyle o büyük havuzdaki birbirini yemeye çalışan büyük akvaryumdaki yüzlerce balıktan mı olmak lazım? Ama orada survive eden 10 tane balık oluyor ve sürekli birbirlerini satın alıyorlar. Ya da ufak bir pazarına gitmek lazım ama evet. İngilizce kurs işi ben bilmiyordum. Bize yapılan sunumlarda gördük. Millet çok istiyor bunu öğrenmek. Ama anladığım kadarıyla alıp alıp uygulamaları pek de devam etmiyorlar. Biraz da onu evet, içeride tutabilmek de bir başarı. Umuyorum siz bu yolunuzda başarılı olursunuz. Madem bunu söylediniz, ben de Murat Bey'le Scala Endeavor'da tanışmıştık. Uygulama indirip denedi zaten orada canlı olarak. Çok iyi İngilizcesi o günden beri. Bayağı söktü. Teşekkür ederim. Yani ona bir pitching göndermiştik. Çıkışta... Ben hatırlatırım. Çıkışta da çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Bitti galiba sorular. Buyurun Arzu Hanım. Konuşmanızda Amerika'ya Monetize'a gittiğinizde işte 15 ay mı 16 ay kaldığınızdan bahsettiniz. İşte negatifteydi. 6'da başa baş, 8'de cash pozitif dediniz. Evet. Yani sonuçta tabii ki büyük kurumun örneği belki tam startuplarla bir değil ama bir noktada da benzeyebilir diye düşünüyorum. Nasıl bir manevra ve hareket 6 ila 8 ayda eksiden artıya çıkarabilir? Onu merak ettim ben de. Ya şimdi şöyle, bence nasıl söyleyeyim? Ben hatta bizim ekipte de aynı konuşma yapardım. Bir firmanın verimlilik patlaması Ece ajandasından Excel'e geçtiği an yaşanıyor. Yani biliyorsunuz bir sürü firma işe hala kağıt kalem yapıyor. Pek kalmadı ama yani biz en azından işe girdiğimizde Ece ajandası böyle Türkiye'de makbul siyah bir ajandadır. Bazı restoranlara falan gittiğinizde görürsünüz. Onun üstüne yazarlar. Finansı da orada tutarlar falan. Böyle hani kayıt dışı olmanın getirdiği bir marka Ece ajandası. Defteri açarsınız, yazarsınız. Bugün şu müşteri gelecek. 4 kişilik masa falan filan. Sonra o firma artık onu kağıt kalemle tutamaz hale geliyor. Ya da patronun oğlu kızı büyüyor. İşte birileri geliyor. İnterneti açalım seni diyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım diyor. Ece ajandasını atıyor ve Excel'e geçiyor. Şimdi dolayısıyla kötü yönetilen bir firma ya iyi niyetli biri iyi metodolojilerle geldiğinde sağlanan sıçrama bambaşka. Yani işte Ece ajandasından Excel'e geçtiniz. Verimlilik 5 misline çıkıyor. Ondan sonra Excel'den SAP'ye geçiyorsunuz, Oracle'a geçiyorsunuz. O CRM'i alıyorsunuz, onu yapıyorsunuz falan. %3 değişiyor, %5 değişiyor, %10 değişiyor. Bu rakamları ufak görmek için söylemiyorum. Yani daha marjinal fayda sağlamaya başlıyor. Benim oradaki avantajım, benden önce biraz yönetim boşluğu yaşanmıştı. Ben de böyle bir heyecanlı Türk girişimci olarak her ne kadar startup olarak kendimizi ispatladıysak da bir kağıt üstünde başkasının kurduğu bir firmayı bir yönetim tecrübemiz olmadığı için Amerika'da gitmişiz diye biraz da gezme motivasyonuyla. Yani orada bizim 30'a yakın müşterimiz vardı. Ben gider gitmez şu kararı aldım. Ben bütün müşterileri tek tek ziyaret edeceğim dedim. Bir kere müşteri ziyareti Amerika bir kıta yani ülke olması dışında
gereğinden de fazla büyük bir ülke olduğu için yani işte bir San Francisco'dan New York'a gitmek buradan Londra'ya gitmekten daha uzun sürüyor yani biliyorsunuz mesafeleri. Bu firma ziyaretlerinin bana çok katkısı oldu. Bir sürü haritada adını duyduğum yerini çok bilmediğim şehirlere ve eyaletlere gitmek durumunda kaldım. Bir de Amerikalılar prensipte iyi insanlar ve iş yapmaya yatkın bir kültürleri var. Toplantıya gidiyorsunuz, çok şeffaflar, o işi kurtarıp kurtaramayacağınızı size söylüyorlar. Ne yaparsanız kurtulabileceğini söylüyor ya da ne yaparsan yap kurtulmayacak diyor. Dolayısıyla Amerika'daki toplantılarla mesela bizim bölgemizdeki toplantılar arasındaki en büyük fark, orada bir toplantıdan bir sonuçla çıkabiliyorsun. Bizde bir sonucu görebilmen için yeterince iyi toplantı yapabiliyorsan en az 5-6 tane toplantı yapman lazım. Negatif ya da pozitif istikamete gittiğinden için. Bizde hep zayıf evet, zayıf hayır. İşte weak yes, weak no. Bunun da bir adı var yani işte böyle geçiyor bu. Yani bizde bir mesela Amerika benim hoşuma gidiyordu. Gidiyordum toplantıya. Oradaki yönetici hanımefendi diyordu ki çok geç, sana başarılar diliyorum. Biz karar verdik, tedarikçi değiştiriyoruz. Bir daha kesinlikle sizle çalışmayacağız. Toplantı bitiyor. Ne diyor? Tokalaşıyor. Başarılar diliyorum diyor. Kibar kibar anlatıyor. Bak şurada çok sıkıntı yaşadık, burada sıkıntı yaşadık. Onu öğrenip bir sonraki toplantıda daha iyi, daha iyi oluyorduk. Dolayısıyla ben bizi terk etmeye karar vermiş müşterilerin bir kısmını tutabildim. Davalaşma noktasına giden bir iki müşteriyle de sulh içinde davaya gitmeden çözebildim. Bir iki tane de müşterimize cross-sell, upsell dediğimiz işte yani ya bu feature beğenmemişsiniz ama şu feature var falan deyip biraz da satış yapınca iş böyle bir hızlıca toparlandı. Bir de tabii çok kadroda optimizasyon yapmak durumunda kaldım gidince. Onun da tabii çok etkisi oldu yani maaşlar azalınca toplam yükü onun da getirisi oldu. Benim adıma güzel bir tecrübe oldu. Çünkü hakikaten Amerikalılarla iş yapmak bunun için Amerika'da olmanıza gerek yok. Öğretici bir süreç. Sizin iyi niyetli olduğunuzu gördüklerinde çok iyi feedback veriyor ekseriyetle işine hakim olanlar. Bunun ben çok artısını gördüm. Burada da bir sürü gelişimci bir noktada bunu yaşayacaktır diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, bir soru da buradan. Merhabalar, Yunus ben. Yedekleme Ajans'ta çalışıyorum, SEO uzmanı olarak. Ben aslında yani hikayenizde başlar özetlediniz ama yani o başlangıç kısmını çok detaylı anlatmadınız. O kısmı açıkçası ben merak ettim. Yani o startuplara başlarken, yani o girişime başlarken yaşadığınız sıkıntılar, işte ne bileyim. Ya şimdi mesela işte büyük bir, Türkiye'de bütün büyük bankalarda çalışıyorsunuz ve işte bunların yazılımlarını geliştirmişsiniz ve devam ediyorsunuz. Aynı zamanda işte Dataroid gibi bir startup. Evet, startup geliştirmişsiniz. Onda insider benzetti. Ben ama bilmiyorum. Siz tam değil. Evet, tam değil. Yani bunları yaparken hani o büyük müşterilere nasıl ulaştınız? Direkt hani sanki üniversiteden mezun oldunuz ve direkt CEO olarak hani her şey kuruldu düzen. Mezun bile değildim ya. Evet, evet, mezun da olmadan önce de zaten bu yani girişimlere başlamışsınız ve daha sonrasında da tekrar yine kendi şirketinizi kurmuşsunuz. Ve bu da hani çok büyük bir risk yani bir yandan baktığınız zaman herkesin öyle becerebileceği bir şey değil, başarabileceği bir şey değil. Yani burada hani sizi destekleyen, finanse eden zengin bir babanız mı vardı veya bunu hepsini kendiniz mi yaptınız? Yani oradaki o network'ü nasıl sağladınız? Bunlara yani bankalara ulaşma böyle kolay değil ve onu adım adım nasıl ilerlediniz? Aslında oradaki ben detayları merak ediyorum. Bir de yani orada yaşamış olduğunuz sıkıntılar da vardı. Bu süreçte o sizi motive eden şey neydi? Yani hani buna devam etmek veya beyaz yakalı olarak mı devam edebilirdiniz hayatınıza? Yani sizi motive eden şey neydi? Veya o ne bileyim abi gömleğin adamı değil miydiniz? Bilmem, cahil cesaret herhalde. Yani böyle bir üniversitede işte 95 senesin, 95 girişliyim ben üniversiteye. İşte Galatasaray sesindeyken lise 3'ü Amerika'da okudum bir sene. AFS ile değişim öğrencisi olarak gittim. Orada normal bir Amerikan lisesinde bir sene okuduktan sonra Galatasaray'a döndüm. İşte İTÜ'yü kazandık. Geldi İTÜ'ye. İTÜ o zaman böyle İTÜ kantini adı konmamış bir girişimcilik merkezi gibiydi. Yani
Kimse derse girmez, kimse demeyeyim de çoğunluk derse girmez. Sürekli kağıt oynanır. Aslında biraz da böyle bir kıraathane havası da vardı. Fakat böyle bir teknoloji konuşulurdu. O zaman tam işte bu internet bağımlılığının Amerika'da başladığı dönemler. O kadar erken bir tarihten bahsediyoruz ki bu arada. Ben 96 senesinde eve dial-up internet bağlattığımda Türkiye'de 10. kullanıcı falan. Okul laboratuvarları dışında internet yoktu. Olan internette böyle işte o filmlerde falan görüyorsunuz, civciv ediyor. Böyle modern ne oluyor, işte ne bileyim bir şeye tıklıyorsunuz, gidiyorsunuz, yemek yiyorsunuz, dönüyorsunuz. O tıkladığınız şey her neyse, bir vesikalık fotoğraf ancak açılmış oluyor yani. Şimdi tıklıyorsunuz da gigabaytlar iniyor falan gibi 56 kilobit per second bağlandı. 2001'de ofise ADSL aldığımda Topkapı Santral'a şey demişti, siz 7. abonesiniz, tebrik ederiz. Nereden duydunuz bunu demişti. Şimdi dolayısıyla öyle bir dönem, onun avantajı var bir kere. Rekabet bu kadar yoğun değil. Ailem yani bir ağzımda altın kaşıkla doğdum diyemeyeceğim ama hiç kaşık yoktu da diyemeyeceğim. İşte babam da İTÜ mezunu, inşaat mühendisi. Ben biraz orta sınıf mı demek lazım? Orta sınıf bir ailenin iki çocuğundan birisi de kardeşim var zaten. Dediğim gibi yani kantinde oturuyorduk, teknoloji tartışıyorduk sabahtan akşama kadar. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak falan filan. O böyle insanı motive eden bir şeydi. Biz aslında arkanızdaki arkadaşın sorduğu gibi önce bir servis diye başladık. İşte servis de şu, işte üç bilgisayarı birbirine bağlayıp network kurmak falan. Bunlar o zaman işti. Çünkü doküman okumanız gerekiyordu. İşte ne bileyim böyle işte Wi-Fi yoktu. Kablo çekmeniz lazım falan. Biraz yani o zamanın avantajları da vardı, dezavantajları da vardı. 2-3 sene biz böyle bu işlerden biraz para kazandık öğrenci kafamızda. İşte basit web siteleri yapıp, ufak yazılımlar yapıp işte ne bileyim 3-5 bilgisayar birbirine bağlayıp. Sonra dedim ki ya bu alanda çok büyük imkan var da çok sonsuz bir alan yani. Donanımı ayrı bir alan, yazılımı ayrı bir alan, interneti ayrı bir alan. İşte 2000 senesinde o ekipten ayrılıp ben Pozitron'u kurdum. Pozitron'un da ilk birkaç senesi bocalamayla geçti yani. Onu mu yapsak, bunu mu yapsak diye. Fakat bunu şöyle düşünün yani böyle bir ufacık ofiste 3-4 arkadaş, aynı zamanda öğrencisiniz. Dolayısıyla konaklamanız zaten aile evinde. Yani çok masraflı bir süreç değil. Dolayısıyla hem şanslıydık hem de dediğim gibi yani bu işler böyle o zaman bu zamanki gibi değildi. Hata yapacak vaktimiz ve lüksümüz vardı. Çünkü hata yaptığınız anda bir tane rakip gelip sizi dümdüz edip geçmiyordu. Fakat işte ne bileyim hiçbir şey soracak insan yoktu. Hiçbir şey yani benim babamla da ciddi yaş farkımız vardı. O inşaat mühendisi olarak profesyonel çalışmış hayatı boyunca. Muhtasar nedir, KDV nedir, firma nasıl kurulur falan yani bunlar çok ciddi sıkıntılardı. Şu anda bu tip şeyler çok kolaylaştı yani startupların da başı belaya girmesin kurucularının diye kanunlar da biraz yumuşadı. Yani o KDV beyanı vermek, vergi dairesine gitmek falan. Şimdi içinizde var mı vergi dairesine gitmiş olan? Yani bir majör bir problem olmadıkça artık gidilmiyor böyle yani. İnternetten hallediyorsunuz. Yani o zaman tabii bunun avantajı da var. Çünkü bunu gören bir sürü insan korkuyordu. O işe girmiyordu. Ve siz girmiş olduğunuz için de avantaj sağlıyorsunuz. Banka kısmı da biz bir sürü iş denedik. Farklı farklı endüstrilere gittik. Ve şunu fark ettik. Türkiye'de işinizi düzgün yapsanız dahi bir tahsilat problemi var. Fatura alma problemi var. Faturayı kesmekten sonra parayı alma problemi de var. Bir sürü ardışık problemler silsilesi. Dedik ya biz Türkiye'de kim parasını en düzenli ödüyor? ISO 500, İstanbul Sanayi Odası'nın işte 500 firma listesi var. Baktık orada böyle madenciler, tekstilciler falan diyor. Biz madenciliği yapamayız. Tekstilciliği yapamayız. Biz kim yaparız? Farma. Pharmaceutical yani ilaççılarla yapabiliriz. Bankalarla yapabiliriz. Telkolarla yapabiliriz. Havayollarıyla yapabiliriz. Mesela 25 firma kaldı bize. 50. 50 firmadan da baktık biz. Pharmaceutical kapalı bir sistem. Kendilerine mahsus bir jargonları var. Değişikler. Ve yani dışarıdan girilmesi zor. Hiç bilmediğimiz bir alan. Okuyarak da öğrenebileceğiniz bir alan değil. Banka öyle değil. Banka. İyi kötü. Bankaya giriyorsunuz çıkıyorsunuz. Jargona hakimsiz, EFT yaptım, havale yaptım falan filan. Bankada biz karar kıldık.
tak potansiyel müşteri sayısı 14'e indi. Bunun 11 tanesi mevduat topluyor, 3 tanesi yatırım bankası da onlara gidiyorsunuz. Bu 11 bankayı ben gezmeye başladım. Bayağı yani. İşte okuldan arkadaşlara sordum, bankada çalışanlara sordum. Kim bakıyor falan. Böyle bankalara gittik. 5 toplantı, 6 toplantının sonunda biri diyordu ki bize. Ha siz şunu yapıyorsunuz. Oraya bilmem kim bakıyor diyordu. Bizim o bütün 6 toplantılar harcadığımız efor aslında çöpe gidiyordu. Yeni bir departmandan tekrar yola çıkıyorduk. Bir noktada oradan da sekebiliyorduk. Benim ilk banka satışım Türkiye İş Bankası'ydı. 11 ay gittim ben. Haftada 2-3 gün. Şeyi falan hatırlıyorum yani böyle allak bullak morarmış vaziyette çıkıp iş kulenin önünde oturup arkadaşım arayıp oğlum gel beni arabayla al. Yani buradan metroya binecek, arabaya binecek halim yok diye böyle evle evle bakarken arabayla gelip beni aldı benim. 11 ay sonunda aldılar ürünü. İş Bankası'nın öncü bir konumu vardır Türk Bankası'nda. İş Bankası alınca sizin için bir referanstır. İşte ufak bankalar daha hızlı almaya başlar. Daha hızlıdan kastım da 2 sene yerine 1 sene sürüyor satış saygımız. Bizim orada avantajımız, şimdi tabii herkes böyle bir sürü başarı öyküsü anlatıyor ama harici şartların yani geminin varacağı limana varması için sizin iyi kaptan olmanız yetmiyor. Biraz da rüzgarın da arkadan üflemesi lazım. Biz yıllarca banka banka gezdik. Mobil bankacılık anlattık. Bakın şey derdi, hiç unutmuyorum o lafı. O zaman böyle Nokia, Sony, Ericsson falan tokos tokos telefonlar var. Bir insan günde ortalama 105 kere ekrana bakıyor falan diye insanları telefonun doğru bir mecra olduğuna ikna etmemiz aylar alıyordu. Şimdi hiç kimse telefonun doğru bir mecra olduğunu tartışmıyor artık geldiğimiz noktada. Telefon tek mecra, kalan her şey yan mecralar. Hayatımız telefonda geçiyor. O zaman öyle değildi. Sonra ne oldu? Biz evet İş Bankası ile anlaştık, mobil bankacılık yaptık ama ya böyle ilk başlarda o kullanıcı sayısı falan büyümüyor. Televizyona reklam veriyorlar, SMS atıyorlar falan. Sıkıntılı bir dönem. iPhone çıktı. Biz bir devrimi doğru zamanlamayla çıktık. iPhone çıkınca da biz göbek attık ofiste. Dedik ki telefonlar susmayacak. Öyle bir şey yok. iPhone'a rağmen piyasanın buna uyanması vakit aldı. Sonra üstte Google çıktı. Android çıktı. Yani Google çıktı yanlış oldu. Android çıktı. iPad çıktı. Hiç unutmuyorum. iPad çıktığında biz bir kanal daha geldi bize. Şimdi biz iPhone'a satmışız, Android'e satmışız. Ama yani kalanlar da kolay kolay almayacak. Zorlanıyoruz yani yeni müşteri edinmekte. iPad çıktı. Oh dedik iPad'e de satacağız. iPad çıktığı gün Apple'ın hissesi %4 düştü. Bir daha hiç düşmedi. O gün bugündür artıyor. Yani tabii arada ufak düşüyor. iPad'i bile anlamadı dünya ilk çıktığında. Ne olacak ki telefon var bundan büyük ekranlısı falan diye. Şimdi bu cihazlar siz bir şey düşünemiyoruz. Yani burada mesela herhangi bir yazılım yani kendi donanımını yapan IoT'ciler hariç ne bileyim işte telefona değmeyen, tablete değmeyen bir startup var mı? Yok öyle bir şey yani. Yani dediğiniz zaman komik oluyor. Biz bu devrime de denk geldik. Hiç unutmuyorum. İşte bir kurum bizi aradı. iPhone yeni çıkmış. Yeni çıkmış demiyorum. Bir sene, bir buçuk sene olmuş. Türkiye'ye yeni gelecek galiba. Sizin uygulamalar iPhone'da çalışıyordu değil mi dedi. Halbuki biz Java ile yazıyoruz iPhone'da çalışmıyordu. Biz dedik ki tabii çalışıyor. Ufak yalanlar olur. Yani. Tabii çalışıyor dedik. Bizim o zaman en iyi developer'ımız vardı. Çocuğa dedim ki ben o zaman bu arada böyle bir ortam da vardı şimdi. Bu da pek kalmadı. Koçum sen otur. Bunu biz iPhone'da görmek istiyoruz dedik. Çocuk ben oturdum. Perşembe falan. Pazartesi günü bir şeyler çalışmaya başlamıştı. 4 günde biz hemen toplantı ettik. Bakın zaten bizim ürün iPhone'da çalışıyor falan dedik. O bankayı da aldık. Öyle öyle büyüdü. Şimdi mesela bir yapay zeka devrimi yaşanıyor dünyada. Endüstrileri devirecek. Bazı hiç bilmediğimiz iş kollarında fırsatlar doğuracak. Belli işlerde de founderların işini kolaylaştıracak. Gene böyle bir devrim var. Bir kısmınız o devrimi arkasına alacak ve pozitif manada etkilenecek. Bir kısmınız da şu anda hiç öngörmediğiniz bir çıktısı nedeniyle yapay zeka yüzünden startup'ını pivot etmek zorunda ya da kapamak zorunda kalabilecek. Dolayısıyla biraz harici etkenler de önemlidir. Regülasyon önemlidir. Biz ödeme sistemleri alanında, işte kart tahsilatı alanında bir sürü ürün yaptık. Bence çok güzel ürünlerdi. Her ürün founder için çok güzeldir. Ama satmayınca bir eskisi yok. Satamadım ben bunları. Bütün banka müşterimiz olmasına rağmen. İşte önce bunların kulaklık girişinden Stripe bari bir şey var. Böyle kredi kartını kulaklığa bir şu kadar alet takıyorsunuz. $2.5
post makinesi haline dönüyor. Böyle çekiyorsunuz, çalışıyor. Ben onun yazılımını falan yaptım burada. Gezdim, kimse almadı. İşte sonra kart saklayalım dedik telefonda. Yok, regülasyon olmaz falan filan dediler. Biz onlardan vazgeçtik. Belki peşine düşmemiz lazımdı. Yıl geldi 2023. Şu anda ödeme sistemlerinde çok ciddi bir dalga var. Türkiye ödeme sistemlerinde çok başarılı girişimcilere, çok başarılı girişimlere sahip. Tabii ki bizim yaptığımız o ilkel hallerinin çok ötesine geçmiş durumda. Ama işte dediğim gibi bir dalga var. Doğru yer, doğru zaman çok önemli. İşte hatada ısrar. Biz eğer 2010 senesinde, 12 senesinde o zamanki üründe ısrar ediyorsaydık 11 sene sonra muhtemelen bununla da hatada ısrar olacaktı. Ama 3 sene evvel başlayan adam da geçen sene kapadıysa startup'ını, tam şimdi bu dalga başlamışken de o fırıyı kaçırmış oluyor. O yüzden dediğim gibi ürününüze çok aşık olmayın. Ama çok da böyle düz profesyonel yöneticiyle bu iş olmadı artık da demek de kolay bir karar değildir. O kısma dikkat edin. Evet, bir daha bir soru. Oldu mu sorun sayılır bilmiyorum. Böyle bazen tabii kopuyorum gidiyorum ama. Ben şey soracaktım. PMF ve şey, arkadaşımdan başka bir soru. Microsoft'ta bir konuşma yapmıştınız ofisinde. Son 3 dakikasında yetişti. Şöyle bir işte, eğer birini 3 ayda kovmak istiyorsanız hiç düşünmeyin. Oo, sen sert konulara giriyorsun. 3 sene sonra yollarınızı ayırmak istiyorsanız biraz düşünün, öyle karar verin demiştiniz. Ben onu başını geçirdiğim için anlamadım. Başka bir yerde de bulamadım söylediğinizi. Bunun nedeni sizce nedir? Hayır, ben şöyle bir şey dedim. Bu işin formülü yok. Yani o yüzden böyle sakın ha bugün duyduğunuz yarın aksiyon alın gibi bir şey yok. Herkesin durumu özel. Benim yıllar içinde gördüğüm şu var. Ekip kötüyse zaten hiçbir şey olmuyor. Ekip iyiyse bazı şeyler olabiliyor. Yani ekibin iyi olması da tek başına etmiyor ama zaten kötü ekiple hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi iki kişilik bir startupsınız. Bir kişi işe alıyorsunuz. Firmanız aşağıdan yukarı %50 büyüyor. İki gittiniz, üç oldunuz, %50 büyüdü. Şimdi dolayısıyla alacağınız en önemli kişi o. Yani %50'si değişiyor işiniz. 30. kişinin yanına 2 kişi koydunuz, 5 kişi koydunuz. O 5 kişinin etkisi 30'da 5. İşte ne o? %15. Bir kişinin etkisi %50. Şimdi dolayısıyla başlarda aldığınız herkes sizin için çok önemli. Doğru olmadığını anladığınız an, yani bir de işe aldınız ilk 2 ay içinde, genelde 2 ay bile bulmaz bu da, ilk 2 ay 3 ay içinde aklınıza ben yanlış yaptım şey düşüyorsa, o andan sonraki her gün o kişiyle ilgili radikal bir aksiyon almak için geç kalıyorsunuz. Kibarca çalıştığınız beraber senelerce, 2 sene 3 sene ekibinizin iyi bir parçası, aklınıza o radikal hamle düştü. 2 sene biriyle beraber çalışabildiyseniz o radikal hamleyi yapmadan önce en az bir hafta sonu beklemenizi ve sakinleşmenizi tavsiye ederim. Çünkü yani artık 2 sene boyunca düzgün sizle çalışan bir insanı ilk aklınıza geldiği anda kovmamalısınız. Muhtemelen bir şeye sinirlendiniz. Kişisel bir şey de olabilir bu. Sakinleşip ona göre kavramanız lazım. Başlarda da tam tersi. Yani kötü birini seçtiğinizi düşündüğünüz anda ondan sonraki her an hem size hem ona negatif etki edecektir. Bir de yani bu iş hep iki taraflıdır. O taraf da bir noktadan sonra size faydasız olduğunu, oradaki firmanın hedefine gitmeye etki etmediğini görünce karşı tarafın da motivasyonu düşer. Dolayısıyla herkes taş yerinde ağırdır. Hani belli bir ölçüye kadar bu konularda katı olmayı ben tavsiye ediyorum. Sizin Microsoft'ta duyduğunuz kısım muhtemelen buydu. Evet, şimdi daha net oldu. Peki bir tane daha yine o konuya benzer bir şey sorayım. İlk yola çıktığınız, hatta kendiniz de söylüyorsunuz, ben kolay bir insan değilim, ben de çalışmak zor diye. Sonrasında... Şakalarım böyle dedim ama peki. Kardeşinizle beraber çok iyi bir başarı noktası yakalıyorsunuz. Orada, ben de şu an eşimle ortağım bu arada. Yani bir aile bağlantısı ve her gün görme zorunluluğu var. Çalışma hayatının dışında. Dolayısıyla oradaki dengeyi nasıl tutturdunuz o dönemlerde ve nasıl olması gerekiyor yolun en başındayken? Ya şimdi burada tabii örnekler çok önemli. Fırat Robert Kolej Üstü Galatasaray Üstü Sorbon mezunu.
olduğu için ben onunla çalışıyorum. Hasbelkader aynı zamanda kardeşim. Yani bir kere o ölçekte benim bulabileceğim en iyi profilin çok üstünde bir profil olduğu için ben ona aradım, dedim ki Şapka Master'ına bir tane bitirmişti zaten, gel. Hani bu iş çok büyüyecek, ben bunu tek başıma hayalindeki yere götüremem. O da hayatta dinlemez, rica tuttu, Master'ını bıraktı geldi. Nasıl böyle bir şey yaptık biz. Karı koca bence daha zor bir setup. Biz Fırat'la aynı evde yaşamıyoruz. Ofis belli ve bağda geldikten sonra aynı ofiste de çalışmıyorduk. Şu anda aynı ofisteyiz. Farklı köşelerde. Sosyal olarak ortak arkadaşlarımız olmasına rağmen ikimizin arkadaş grubu da farklı. Dolayısıyla biz onunla mesai arkadaşıyız daha çok. Her gün konuşuruz. Tabii ki ailemiz ortak, her şey ortak falan ama yani o gece başka arkadaş grubuyla gezer tozar. Ben başka arkadaş grubuyla gezer tozarım. Hırgür de çok oluyor. Bizim birbirimize küsme ve kırılma huyumuz da yok. Yumruk yumruğa aşamasına geliriz. 3 dakika sonra şu rakamları gördün mü, şunun ödemesini hallettin falan, yani çabuk atlatıyoruz orada. O biraz daha bu konularda kendine hakim bir insan. Ben daha fevriyimdir. Zor bir şey. Ben 10 tane ortak değiştirdim. Pentagraf 5 ortaktık. 4 arkadaşım gitti. Pozitron 4 ortak kurduk. 3'ü gitti. Yani o kalan hep 1 benim. 2 geldi, 2 gitti, 1 geldi, o da gitti, sonra Fırat geldi. Yani şimdi ben geçmişe dönüp baktığımda zor bir insan lafı da oradan geliyor. Yani 10 tane ortak değil, onu da problemli olmayacağını göre. Demek ki bende sıkıntı var noktasına geldim biraz da yaşım ilerleyince. Yani Fırat'la da dediğim gibi, Fırat kardeşim olmasa da ben o CV'yi almak için çok uğraşırdım zaten. Eşle ortaklık da bilmiyorum, çok başarılı olanlar var, duyuyoruz. Startup camiasında da var, ailelerde de var. Daha geleneksel sektörlerde de var. Ama işte genel olarak sizin başarılı olanlar duyuluyor. Yakın çevrenden önce başarısız olanları duyuyorsun. Türkiye'de zaten herkes başarılı. Türkiye'de başarısızlık diye bir şey söz konusu değil. Siz başarısız founder duydunuz mu? Yok, hepsi başarıdan başarıya koşar. Dolayısıyla dediğim gibi yani biraz size bağlı herhalde yani. Ben bana bilmiyorum. Ben bir de bekarım yani. O yüzden bir yorum yapmam çok doğru olmaz. Eşli ortaklık konusunda. Kardeşi söyledim yani. Kardeş konusunda da çok başarılı ortaklıklar var. Ne bileyim, belli bir noktaya gelip kanlı bıçaklı olanlar da var. Yani biz Fırat'la 17 sene oldu. Bugüne kadar olmadıysak herhalde bu saatten sonra böyle kolay kolay bozuşmayız diye tahmin ediyorum. Ama hayat ne gösterir bilemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Var mı başka sorusu olan? Tabii. Zafer, ses geliyor galiba. Geliyor, duyuyorum. Tamam. Biraz daha çekeyim. Tamam. İsmim Zafer. B2B bir şirkette çalışıyorum. Bu tarafta bir sorum olacaktı. Daha önce konunun başında partnerlikle ilgili bahsettiğiniz konuya bağlayacağım sonrasında. Biz B2B tarafta iki ürünümüz var. Bir tanesi ürün pazar uyumunu tutturduk diye düşünüyoruz ve ona odaklandı. Paketleyip satabiliyoruz. Diğer ürünümüzde ise aslında biraz daha müşterimizin kullanabilmesi için bir partnere daha ihtiyacımız var. Yani başarılı bir ürün hikaye çıkması için. O yüzden ona çok odaklanmadık. Yani odaklanmıyoruz da günün sonunda. Ama paralelde hala anlatıyoruz baktığımızda müşterilerimize. Bu tarafta ben sizin partnerlik veya işbirliği tarafındaki bakış açınızı yani büyük kurumsal firmalarda değil de belki daha küçük ölçekli, kopya ölçeğinde veya startup ölçeğindeki işbirliklerine bakış açınızı biraz merak ediyorum, onu sormak istedim. Burada da işte Comensis, Datorik işbirliği ilişkisine de bağlayabilirsiniz belki. Teşekkür ederim. Valla ben yani bu işin çalışmadığını düşünüyorum. Hani çok katı geldi bir iki cümle ama Comensis'le Datorik'te bile çalışmıyor. Diyoruz ki bizde mesela bir pozisyonda açık oluyor, diyoruz ki bize şu mühendisi var, hayır diyor, onun projesi var diyor. Yani ben bunu kardeşimin firmasıyla bile olmuyorsa başka firmayla zaten olmaz. Yani tabii ki oluyor belli düzeyde paslaşma, aynı ofisteyiz, yıllardır aynı ekiplerle çalışıyoruz ama yani şunu görüyorum ben, özellikle Türkiye'de, işte firma diyor ki benim dağıtım kanalım var, benim dağıtım kanalımı kullanacaksan işte ürünün markasını ben söylerim, satışını ben yaparım, sen bana arkadan komisyon faturası kesersin falan filan diye fazla Sevr anlaşmasına dönüyor.
bu tip anlaşmalar. Bir sözleşmenin randımanlı olması için iki tarafın da kalktığında çok mutlu olmaması, çok da mutsuz olmaması lazım. Yani bir taraf çok mutlu, öbür taraf çok mutsuzsa o iş yürümez. İki taraf çok mutsuzsa zaten yürümez. İki taraf çok mutluysa o zaman zaten bir aptallık var yani. Öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla öyle olmaması lazım. Yani ben işte startuplardan duyuyorum. İşte X firma ben seni bayi ağamdan satayım diyor. İşte ürünün adına da karışırım diyor, ona da karışırım diyor, buna da karışırım diyor. Firmada sıkışıyor, işte bize soruyor. Yani ben böyle bir anlaşma yapayım mı diyor ki bence ben yapmam. Ama abi işte şöyle dediler, böyle dediler diyor. Diyorum tamam bana soruyorsun, ben yapmam. Ama yarın maaş ödeyemeyeceksen de mecbur kalıp yapabiliyorsun. Dolayısıyla dediğim gibi yani ben böyle bir partnerlikle alıp büyüyüp serpilip büyüyen bir Türk startup'ına şahit olmadım. Ama öyle benim sonuçta baktığım alan kısıtlı bir alan belki vardır. Yani çok net cevap vermek istemiyorum. Ben mesela iki ürünümüz var. Birinden para kazanıyorsan ikincisi niye var? Para kazanamıyorsan o zaman o ürün product market fit olmamış. Öbürüne konsantre ol. Yani iki ürün de çok zor bir şey. İkisini birden nasıl yapacaksın? Hangi product owner'la, hangi developer'la, hangi satışçıyla? Yani bir ürünü yapmak ve satmak yeterince zordur. İki, o yani çarpı iki olmuyor, üzeri iki oluyor bence. Dolayısıyla dediğim gibi yani kuvvetli olduğunuz alana konsantre olmak lazım. Partnerlikte şöyle oluyor. Sizin o partnerliğe gerçekten ihtiyacınız olduğunuz zaman karşı taraf sizi dengi görmüyor. Siz onunla denk hale geldiğinizde de o partnerliğe ihtiyacınız kalmıyor zaten. Benim genel gördüğüm, ama ben bakın yazılımcıyım, B2B'ciyim. Şimdi partnerlik fiziksel ürün yapıyorsundur, mağaza zincirine girmen gerekiyordur. Onu tedarikçi olarak sokmak başka, partner olarak sokmak başka gibi gibi. Ama yani genel olarak Türkiye'de hep öyledir. Yani yatırımcı gelir, %51 ister. İşte 5 lira vereyim, bütün kararlara benim imzam da olsunlar falan. Yani bizde böyle herkesin yaşadığı kötü tecrübeler çok olduğu için yatırımcı için de çok kötü tecrübeler var. Startup'a güvenemiyor. Haklı olarak kendini güvenceye almak istiyor. Startup'ta da yola geri çıkmış. Yani bir yatırımcıdan kısıtlı bir destek alacak. Niye dükkanın tapusunu vereyim kafasına geliyor. Dolayısıyla bunlar zor negotiation'lar. Ben eskiden bir şey derdim. Bir sözleşmeyi noktası virgülüne kadar Çanakkale gibi savunmak gerekir. İçine sinmiyorsa da imza atmamak gerekir. Şunu da gördüm. Ya da hiç okumamak lazım. Bas imzayı geç. Canını mı alacaklar? Yani öyle de bir kafa yapısı var Türkiye'de. Şimdi ikisini de örnek veriyorum. Yani bence bir sözleşmede hakikaten mantıklı bir argümanın karşı taraf tarafından kabul edilmiyorsa o sözleşmeyi imzalamaman lazım. Şey lafını ben çok sinir olurdum. İşte efendim bizde böyle bir madde var. İşte şey diyor mesela. Gece 12'de telefon edip senin firmana el koyabilirim maddesi var. Üzgünüm böyle saçma madde mi olur? Yani ben sana niye verdim firmayı? Ya biz hiç uygulamayız ama var böyle bir madde. Uygulamıyorsak niye var kardeşim? Yani böyle büyük kurumların da böyle enteresan 50 sene önceki bir hadiseden kalma enteresan maddeleri refleksleri oluyor. Onu şehit düşüp o maddeyi çıkartacaksın. Ya da ben firmayı nasıl olsa arasa da vermem diyorsan daha Alaturka bir karaktersen tamam abi nereye imza atıyoruz diyeceksin. İmza, yani orta süre harcamak değmiyor. Yani ya çarpışıp o sözleşmeyi adam edeceksin. O sözleşme yıllarca seni ve karşı tarafı koruyacak. Oradan iki taraf da para kazanacak. Ya da hiç bakmayacaksın. Gittiği yere kadar gidecek. Ortasını harcadığında bir işe yaramıyor ki zaten. Bir sıkıntı halinde elinde yok bir sözleşme olmuş oluyor. Dolayısıyla ya düzeltebildiğin kadar düzelt ya da hiç uğraşma noktasına geldim ben yıllar içinde. Kötü bir örnek olmuştu ona. Yani. Başka sorusu olan var mı? Ortaklarınızla hiç ortaklık sözleşmesi imzaladınız mı? Yapar mısınız? Yok ya denedik de. Olmuyor ki o yani. Şimdi arkadaşının ortak ismi. Beyefendi eşiyle ortak. Hadi imzalatsın bir sözleşme de göreyim. Yani olmuyor. Gerçek hayatta idealde biz de biliyoruz mesela işte aile anayasası lafı var. Yani Koç Holding değilseniz, üçüncü kuşağa gelmediyseniz falan böyle bu aileli, arkadaşlıklı ortaklıklarda kağıda bir kurallar silsilesi yazıp ona imza alıp kapışınca da bak sen
üçüncü maddeyi çiğnedin demek olmuyor. Ben denedim bunları yapmayı. Yani olmuyor. Gene yani bozuşmanızın önüne geçmiyor. Zaten bozuşuyorsunuz. Yazılı da olsa bozuşuyorsunuz. Yazısız olsa da bozuşuyorsunuz. Burada başları zor ortaklıkların. Yani bir de hani günün konusu değil ama Türkiye böyle enteresan bir ülke. Ben hep aynı örneği veriyorum. Yani Türkiye'de böyle insanlar hiç kibar değildir. Yani kırmızı ışıkta biraz yavaş kalktığı zaman arkadaki taksinin kafanıza falan vurabilir. Şimdi korna çalar, selektör yapar. Ortaklıklar konusunda Türk insanı dünyanın en kibar insanı. İki arkadaş oturur, hemen 50-50. Üç arkadaş oturur, 33,33. Beş kişi oturur, herkes %20'şer. Yani bence bir sürü ortaklıkta ortaya çıkacak problem başta hisse oranları düzgün belirlense ortaya çıkmayabilir. Yani bir firmanın 3 eşit ortağı olması sıkıntılı bir durum. Çünkü o firma 3 eşit ortak da eşit bakmıyor. Biri varını yoğunu ortaya koyuyor, biri yeri geldiğinde destek atıyor, biri ortadan kaybolabiliyor, hiç destek vermeyebiliyor ya da finansörü oluyor. Bakacaksınız iş finans tabanlı bir hisse, yani paranın mühim olduğu bir iş koluysa finansörü belki %50 yapacaksınız. Diğer iki ortak biri 20, biri 30 olacak. O da her kavga çıktığında ya benimki %50 boşver şimdi çünkü zaten %20 ile çalışıyor deyip kavganın çıkışını öteleyebilir ya da engelleyebilir. Eşit olunca en ufak eşitsizlikte burada bir eşitsizlik var. Fiili iş gücünde ya da işte parasal konularda ama hisseler eşit deyip daha çok hır çıkmasına sebep olabiliyor. Benim kişisel tecrübem dediğim gibi yani bu iş kişisine bağlı, iş koluna bağlı ama ortaklık zor bir iş. Ortaksız da olmuyor. Çünkü zaten başta para yok, pul yok. Yani böyle kafası çalışan sizin eksiğinizi tamamlayabilecek, sizi aynı idare yürüyebilecek insanı da bir paketle ikna edemiyorsunuz. Yani ortaklık olması gerekiyor. O yüzden bütün ortaklık yolundaki arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ama dediğim gibi yani kavgayı da edecekseniz erken etmenizde fayda var. Paylaşılacak şey büyüdükçe kavganın şiddeti de büyüyor. O yüzden erken erken kapışacaksanız kapışın. Daha rahat edersiniz. Evet, başka? Varsa son bir soru daha alabiliriz. Yavaştan sürenin de sonuna geliyoruz. Belki ek olarak birbiri de sorusunu sormak isteyenler ya da tanışmak isteyenler olabilir. Ona da zaman ayıralım istiyoruz. Varsa hayır, son bir soru alalım isterseniz. Merhaba. Biz de B2B bir iş modeline başlıyoruz. Ama burada kafamıza takılan şey şu oldu. Bizim HR ile ilgili bir iş. Neyle ilgili? İnsan kaynakları ile ilgili. Evet. Direkt o departmanın supportuna, infosuna mail mi atalım, LinkedIn'den o insanı bulup ona mı ulaşalım yoksa eventlerde bu insanları mı kovalayalım, nasıl bir ilk başlangıç? Satış işi mi? Aynen öyle. Evet. Biraz müşteri profilinize bağlı. Yani ne kadar büyük bir firma olduğuna. Şimdi bir firma işte 30-40, 50-100, 200 kişi ise belli bir yazılım alımına HR'ın karar veremiyor olma ihtimali var. Yani HR gidip o yazılımı IT üstünden alıyor olabilir. O firmada IT'ye gitmeniz olabilir. Ama firma büyüdükçe HR'ın mutlaka kendi bütçesi vardır. Ve HR şu anda firmalardaki yani CFO 1, HR 2. Belli durumlarda ve HR 1, CFO 2 hatta. CEO'dan da önemli yani. Ekibi onlar kuruyor, eğitimleri onlar organize ediyor falan. HR'ların oysa bütçesi var, siz HR'a ulaşmaya çalışacaksınız. LinkedIn'den ulaşacaksınız. LinkedIn bence her zaman iş yapan bir şey. Konferans falan, o öyle eskiden CapPass'ta çok gidiliyordu. Bana sanki biraz popülaritesi Covid'le beraber düştü gibi geliyor. Ama hani, şimdi sen startupsın tabii, senin için şöyle bir şey var yani. Orada gidip büyük bir firmanın HR'ına denk gelirsin, asansörde bir satış yaparsın. Hayatının en başarılı konferansı olur o, emekli olana kadar. Şimdi mesela konferansa gitmeyin demiyorum ama yani bu iş tamamen LinkedIn'e döndü. Öyle spam mailler geliyor ki sonuna kadar okuyunca ulan diyorum robot herhalde bu ya da işte ne bileyim Filipinden. Yani insan ama robotumsu insan atıyor bunu diyorsunuz. LinkedIn bence iyi bir satış kanalı haline geldi. Oranın sıkıntısı da işte artık çok kişiselleşmiş ve çok sayıda geliyor. Ama yani
biraz kalabalık firmaysa, bence zaten 100 kişinin altındaki bir firmanın HR'da çok size potansiyel olabileceğini zannetmiyorum. Demek ki 100 kişinin üstüne gideceksiniz. Gene siz de geliyorsunuz bizim listeye, ISO 500. ISO 500'de de işte önce o firmadan bir tanıdık bulacaksınız. Sınıf arkadaşınız, sınıf arkadaşınız vardır. Onları salacaksınız HR'ın üstüne. Satın alma departmanı vardır. Mesela satın alma departmanında mümkün olan en son noktada gitmeye çalışın. Çünkü onların işi adı üstünde satın alma. Satın almaz onlar. Çok pazarlık ederler. Bütün indiriminizi satın almaya gitmeden önce yapmayın. Satın almada mutlaka indirim yapmanız gerekecek. Ne satıyorsanız satın. Satın alma departmanına gitmeden bütün kurşunlarınızı sıkmayın. Çünkü satın almacı onu kişiselleştirir. Ona indirim yapmazsanız o ürünü aldırmaz firmaya. Dolayısıyla mutlaka oraya bir indirim payı bırakmanız lazım. Satın alma ve İK üstünden gidin. Son bir de şey soracağım. Biz genç bir ekibiz. Hepimiz 23-24 yaşlarında. Kurumsallar bize nasıl bakar? Bir B2B satışta bir sorun yaratır mı? Daha yetişkin birini almamız ekibe doğru olur mu? Bence bir sıkıntı yaratmaz. Artık yaratmamalı. 20 senedir biz o firmaları geziyoruz. Artık girişimci için falan öğrendiler. Yani eskiden randevu almak için torpil yapmak gerekiyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Bence derli toplu işte, firmasına göre. Bana İş Bankası şöyle demişti çalıştıktan 2 sene sonra. Bizim tarihimizde takım elbisesiz gelip bize ürün satan ilk firma sensin demişlerdi. Ben ondan önce gurur duydum. Şimdi düşünüyorum. Belki takım elbiseliysem daha çabuk satardım. Yani bilmiyorum. Dolayısıyla bir sıkıntı olmaz. Yani 23-25 alıştı artık firmalar. Genç arkadaşların başarılı olduğunu görmeye, düzgün ürünler yani hepsi değil ama düzgün ürünler yapabildiklerini görmeye. Dolayısıyla bence işte biz şu startup'ı, şu problemimizi çözüyoruz dediğinizde size randevu veriyorsa yani derli toplu gitmek iyidir her zaman müşteriye. Yani temiz anlamında ama öyle işte akşam baloya gidiyormuş gibi takım elbise frak falan giymenize gerek bence yok. Ama ben kötü yıldır o konuda yani. Bir iki kişiye daha sorun. Çünkü ne kadar özen o kadar iyi. Evet tamamız galiba. Başka sorusu olan yoksa. Evet peki buyurun bir tane daha varmış. Ben sesimi duyuyorum. Teşekkür ederim. Yayına gitsin diye. Pardon özür dilerim. Elif Karakuş, gıda mühendisiyim ben de. İyi akşamlar. Şeyi merak ediyorum. Türkiye gerçekten sınav ülkede bir yatırım anlamında fırsat ülkesi. Bir sürü problemine rağmen. Peki yabancı yatırımlar Türkiye'yi, yatırımcılar Türkiye'yi nasıl görüyor? Sizin uluslararası tecrübeniz bu konuda neler söyler bize? Onu merak ediyorum. O çok derin konu oldu. Bence şu anda görmüyorlar Türkiye'yi. Böyle başka yere bakıyorlar. Bir süre sonra toparlanır. Yani Türkiye her zaman yatırımcısına iyi paralar kazandırmış bir ülkedir. Yerli ya da yabancı. Bir sürü insan Türkiye'de iş yaparak ya da Türkiye ile beraber iş yaparak çok ciddi paralar kazandı. Tabii dönem dönem krizler olabiliyor. Dönem dönem negatif akımlar olabiliyor. İşte bizim daha geçtiğimiz gün bir telefon görüşümüzde nasıl sizin oralar dedi Hamas-İsrail çatışmasını şey yaparak biz dedik yani orasının bizle hiç alakası yok yani çok uzak. Dolayısıyla biraz insanlar coğrafya özürlü de olduğu için bizim böyle bu Orta Doğu'daki falan olayların Türkiye'ye her zaman negatif etkisi oluyor. Enflasyonist bir ortamdayız. Bu tabii ki negatif bir durum sağlıyor. Dövizdeki olağan dışı hareketler yani böyle sürekli yatağa gidip bir devalüasyonu sonra tekrar yatağa girmesi falan. Yabancı yatırımcıların şu anda Türkiye'ye çok ilgisi olduğunu ben söyleyemem. Ama iyi iş uluslararası hale gelebilir. Çok özel bir ise oradaki ortama rağmen yatırımcı çekebilir. Yani bunun da böyle bir kesinlikle gelmezler ya da Türkiye'de ne olsa alırlar gibi bir durum yok. Yani siz işinizi iyi yapın da yabancı yatırımcı çok iyi işe mutlaka gelir zaten. Bir de yani startup olduğunuzu varsayarak konuşuyorum. Sizin zaten yabancı yatırımcıyla hani böyle seed falan dışındaki yani işte VC ya da ne bileyim biraz daha irince yatırım turlarına çıkmanız için zaten belli metriklere ulaşmanız lazım. Yani belli bir ciro, belli bir müşteri sayısı falan. Bunlar olmayınca zaten randevu bile alamazsınız. Yani bu iş çok büyük bir endüstri ve bu iş matematiğe döndü. Yani hani oyun işinden bahsettik, başka endüstriden bahsettik. Bunun KPI'leri var yani. İşte cironuz ne kadar diyor. Sizin 3 milyon dolar. Çok tanıştığına emin oldum. Biz 20 milyonun altına
bakmıyoruz diyor. Uğraşmak istemiyor. Adam aynı mesaiyi harcayacak. 3 milyonluk firmaya o mesaiyi harcamıyor. 20 milyona gelince bana gel diyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani bu iş matematiği olduğu için sizin endüstride, sizin rakamınıza hitap eden kişi yabancı da olsa buraya yatırım yapabilir. Siz belli rakamlara gelmeyince Silikon Vadisi'nin en iyi binasında en iyi katlı da olsanız biz o ticket size'a bakmıyoruz diyor ve pas geçebiliyor. Dolayısıyla yatırım işi çok matematiğe oturmuş bir iş. Bunu da dokümante şekilde bir sürü firma sitesinde yazıyor. Yani onlar da dikkat etmek istemiyor. 100 milyonun altındaysa bize gelmeyin. 20 milyondan az para harcıyorsanız, arıyorsanız bize gelmeyin. 100 kişi değilseniz gelmeyin, 3 ülkede değilseniz gelmeyin. Böyle bir sürü herkesin kendine göre keyifliği var. Dolayısıyla bence hala, yani işte duyuyoruz tek tükte olsa, oyun firmaları, Türkiye'de bu kadar kaotik ekonomik ortam var diyoruz, oyun firmaları hala yatırım alıyor. Çünkü Türkiye oyunda bir marka ülke oldu. Peak Games, Grand Games falan, Exit'lardan falan. Dolayısıyla işte gıda herhalde sizin konu. 80 milyon, 90 milyon besleyecek insan var Türkiye'de. Etrafı falan da sizin iş umuyorum iyidir. Ama sonuçta herkes iyi kötü birkaç öğün yemek yiyor. Sizin işe bir şey olmaz yani. Ekonomik işiniz kafanıza takmıyor. Peki teşekkür ediyorum. Bildiğin anladığım kadarıyla.